Teknofest kapsamında farklı illerden Kütahya'ya gelen öğrenciler tasarladıkları insansız hava araçlarıyla kıyasıya mücadele edecek. Bir Polonya, iki Pakistan'dan olmak üzere toplam 98 takım 9-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında Zafer Havalimanı'nda yarışacak. Yarışmanın ilk gününde kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler insansız hava araçlarının başına geçerek hazırlıklarını yaptı. Heyecanlı oldukları gözlenen gençlerden bazıları kendi imkanlarıyla yaptıkları İHA'lara otonom uçuş kabiliyeti ve atış mekanizması ekleyerek SİHA üretti. Geçen sene yine SİHA yapmıştık. Ama bu SİHA'yı daha çok yumuşak nörf mermileriyle ucunda iğne olarak yapmıştık. Ve hedef alıp otonom olarak hedef vuruyorduk ama sürüş manueldi. Şimdi yaptığımız görevde aşağıya airsoft koyduk. Daha güçlü silah sıkma, hani mermi atıyor. Bu sefer daha güçlü atış yapıyor. Ve şu an tam otonom. Yani üzerindeki kamerayla biz sadece konum vereceğiz ve o konuma gidip bizim koyduğumuz manken insanları algılayıp hedef alıp ateş edecek ve bu tam otonom olacak. Yani bu sene tam otonomluğa önem gösterdik. Konya Teknik Üniversitesi'nden gelen öğrenciler bir ilki başardıklarını söylediği el işaretleriyle komut alabilen İHA geliştirdi. Bu arkada gördüğünüz araç Türkiye'nin ilk kuadrotor tesisidir. A tesisidir. Dünyanın da ilk A tesisidir aynı zamanda. Bugün bunu uçurmaya çalışacağız. Bir görevimiz var. Bu görevimizde de el işaretleriyle komut alabilen bir İHA'mız var. Bugün de yarışmaya bununla geldik. Bu sene bizim ilk senemiz. Biraz heyecanlıyız. Tasarım olarak da heyecanlıyız. Yani Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey yaptığımız için. Bakalım hayırlısı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan lise öğrencilerinin F-16 savaş uçağı için tasarladığı otonom fırlatma koltuğu prototipi de dikkat çekti. F-16'larda normalinde manuel fırlatma sistemi var. Bizim sistemimiz ise otonom gerçekleşecek. Ve fırlayan koltuğumuzun altına bir drone yerleştirdik. Bu drone sayesinde il dışında ya da sınır dışında olan pilotlarımızı kurtarabilmek için belirli çalışmalar yapılıyor. İşte 3 gün pilot koşması gereken yerler oluyor, gitmesi gereken yerler oluyor. Onun için 10 kişilik bir ekip gönderiliyor. Bunun yerine biz drone'umuzla beraber sınırın içerisine doğru getirmeyi planlıyoruz. Yarışmanın ardından ödül sahipleri 14 Ağustos'ta belirlenecek ve performans ödülleri dışındaki ödüller saat 15'te sahiplerini bulacak. Performans ödülleri alan takımlarsa ödüllerini 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da yapılacak Teknofest'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.